Hafızanıza sahip çıkmak, efsanevi Milan kadrosunu unutmamak için çeşitli metotlar var. Mesela omega yalamak, sudoku çözmek, menajerlik oynamak, az poğaça yemek gibi şeyler. Bir diğer yöntem ise örgü örmekmiş. Yani birazcık bu bilimsizlik gibi geldi. Çok bilimle bağdaştıramadım. Tuhaf yiyeciler lobisinin bir işi gibi böyle bir şey geldi bana. Örgüyü tutturacağım diye ezberi falan da unuttum. Bir dida, bir kapı, üç maldin, bir stand. Şu an hafızamda bir değişiklik oldu mu? Yok, sanmıyorum. Yani Shevchenko, Kaka falan hepsini hatırlıyorum. Ama çok güzel bir atkım oldu. Yani başka bir renkle başlayıp bu renkle nasıl bitirdim? İnanılmaz. Yaz günü en çok ihtiyacım olan şey bu atkıydı. Kokuların frekansı deniliyor. Tabii ki var. Nedir bu tam olarak? Şöyle, her şeyin bir frekansı var. Yani düşüncelerin, niyetlerin, bunları artık zaten biliyoruz. Şimdi mesela bundan 120 yıl önce Nikola Tesla bir röportajında, ki bunu gazeteci soruyor, diyor ki en büyük ilaç, enerji ilacı, elektromanyetik olarak ne diye sorsak, yani bir elektromanyetik söyleyin bize, bizi hastalıklardan korusun. Ki o güne kadar Nikola Tesla hiçbir çiçeğin ismini ağzına almamış. Hatta bunun üzerine yazdığı kitabın son sayfalarında var bu bölüm. Şey mi yazıyor yani, ağzıma çiçek diyor. Alırsam belam... Hiç şey koy. Yani öyle biz antik zekada şey değil. O anda diyor ki gül koklamanın, gül suyu içmenin, gülü yemenin içmenin ne büyük bir ilaç olduğunu bilseydiniz diyor. Başka bir şeye ihtiyacınız kalmazdı. Ispartalı mı Tesla? Çok Ispartalı da sordum yani. Gül suyunu ve... Isparta bundan çok ekmek yedi. Ve 130 yıl sonra Japonlar diyor ki Nikola Tesla ne demek istedi acaba? Hangi gülden bahsediyor? Frekansı ne olsa diyor. Dünyadaki 72 gül türünü topluyorlar. Bu araştırma 6 yıl sürüyor. Türkiye olarak tırnaklarımızı törpüleyip tacımızı taktık. Isparta gülünün megahertz'i 320 çıkıyor. Sabahtan akşama kadar tinerci gibi gül yağı koklarsınız, bu da iyi bir şey değil. Evet. Her kokunun bir frekansı var. Fakat tarihte bunlar mesajlaşma olarak kullanılmış. Şimdi bakıyorsunuz sağlıkta kullanılıyor. İkinci Beyazıt'ın Edirne Külliyesi'ndeki kayıtlarda Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin 4. cildinde bunu çok iyi anlatıyor. Irak bak. Bunu da tutmamışsınızdır aklınızda ya. 222. sayfa, tamam. Onlara girmeyelim ne olur, yani şey yapmayalım. Öyle okuduğumu aklımı tutabiliyorum.